Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Peygamber olmadığı halde peygamber vazifesi yapmak. Yani peygamber gibi düşünmek, peygamber gibi davranmak, peygamber gibi uğraşmak ve didinmek. Onların dünyasına girmek, duygularını paylaşmak, heyecanlarını yaşamak, beklentilerini İçlerinde hissetmek, benliğinde duymak yani. Ve orada yaratıcısının rızasını hissetmek. Bunun verdiği haz, bunun verdiği mutluluk. Bunun üstüne nasıl bir mutluluk düşünülebilir ki artık? Bunun üstünde bir mutluluk olabilir mi bir insan için? Bir yandan aziz, çok değerli, çok kıymetli. Bir yandan bu kadar zevkli, insanı mutlu ediyor. Ama bir yandan da o nispette zor. Zahmet, sıkıntı. Çünkü bütün peygamberler davalarını anlatırken acı çektiler. Eziyet ve işkence gördüler. Yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldılar. Bazıları da şehit edildiler. Aynısı İslam'a davet eden insanlar için de geçerlidir. Bir yanı insanın gülerken bir yanının acı çekmesi. Bir yanı mutluluktan, zevkten kıvranırken öbür yanının sorumluluk altında inim inim inlemesi, davanın yükü altında ezilmesi, cennet ve cehennemi içinde beraber yaşamak yani. Ateşle barut, karla güneş yan yana. Davet fedakarlık istiyor, davet adanmışlık istiyor, davet fedailik istiyor yani. Bunu İslam davetçileri hep yaşadılar, hep söylediler. Sizlere bunları anlatırken Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü adlı şiirindeki mısralar gözümün önüne geliyor hep. Eyvah, eyvah Sakarya. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor. Bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var, ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anadan, vatandan, arkadaştan. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan. Irmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuştur. Geldi ölümlü yalan. Gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşte sizi kim diriltecek?
Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'da. Divanesi iki biz kaldık Allah yolunda. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldım, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Bir davetçinin, İslam'a davet eden bir mütefekkirin, bir yazarın çilesi. Değerli kardeşlerim, davet üstüne ne kadar konuşsak azdır ama özeti budur. Davet çok kıymetli bir şeydir. Peygamber vazifesidir. Peygamber değildir ama aynı vazifeyi görmektedirler. Ellerinde Kur'an ve sünnetle insanları Allah'a davet etmek ve Allah'ı sevdirmeye çalışmak, Müslüman olmalarına, hidayetlerine bir vesile olmak çok büyük bir mutluluktur. Ama zorluğu da var, acısı da var, çilesi de var, işkencesi de var. Cenab-ı Allah'ın katındaki tattığın o mutlulukla bu çektiğin efendim acılar yan yana gelirse hiç kalır umurunda bile olmaz yani. Biz de hani şu hacca giden karınca var ya, bu zayıf bacaklarla mı demişler? Evet, aynen onun gibi. Bacaklarımızın zayıflığına bakmadan her gün az da olsa bir mesafe alarak ondan tarafa yürümeye çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar insanları İslam'a davet ediyoruz. Bir zaman öğretmendik, karşımızda genç talebelerimiz vardı. Anlatmaya çalışıyorduk. İşte cami cemaate vaazlarımız vardı. Cuma günleri, cuma geceleri, derneklerde, vakıflarda sohbetlerimiz vardı. Bunların bir kısmı devam ediyor. Ve önümüze bu yaşlılık döneminde Allah böyle bir video kanalıyla, internet yoluyla hizmet imkanı çıkardı. Çok mutluyuz. İnşallah hani şişenin içine mektup atıp da ağzını tıpalayıp denize atıldığı gibi, belki birisinin eline geçer de okur gibi, biz de evimizde bu sohbetleri yapıyoruz. Video şişesine koyuyoruz, internet deryasına atıyoruz. Kimler dinliyor, kimler istifade ediyor bilemiyoruz. Allah istifade sayısını artırsın. Bizim buradan bir zararımız yok. Kardan ne gelirse başımızın üstüne. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, insanlığın onun yolunda gidiği seyri sülukunda menzili maksuduna erebilmesi için Allah-u Teala'nın avni inayetine, nusret ve yardımına sığınıyoruz. Diliyor, dileniyoruz. Ve bizi böyle işlerle uğraştırdığı için ona hamdü senaları diyoruz, teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Hidayet ve istikamette ayaklarımızı kaydırmasın, devamlı bulundursun istiyoruz. Önümüzde nurdan heykeller diyor Necip Fazıl, ruhu şad olsun, bugün çok anıyoruz. Gidiyor, gidiyor nurdan heykeller, önlerinde o bayrak kulesi. Bu gidenler altın kol silsilesi, ölçüden, ahenkten daha güzeller. Gidiyor, gidiyor nurdan heykeller.
sonsuzluk kervanı. Peşinizde ben. Üç ayakla seken sopa topal köpeği. Bastığınız yeri karış karış öpeyim. Bir kırıntı yeter kelebinizde. Sonsuzluk kervanı peşinizde be. Sonsuzluk kervanı. İhtinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en amta aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunu Allah'ın bizi sırat-ı müstakim hidayet buyur. Ayırma o yoldan. O yol, o nimet verdiklerin. Kim onlar? Minen nebiyyin ve sıddıkın ve şuhedayı ve salihin. Nebiler, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yolu. Allah'ım ölsek de bu yola düşür bizi. Bu yolun dışında sağda ya da solda kalmış, eğri büğrü, dalalete düşmüş. Gayril mağdubi aleyhim vel abdalin. Allah'ın gazap ettiği ve sapıttığı kulların yoluna değil. İslam yolu, cadde-i kübra, büyük bir bulvar, tek yol. Bunun sağında solunda kalmış bir sürü eğri büğrü. Her birinin başında bir şeytan, bir deccal, bir lider var. İnsanları cehenneme çağırıyorlar. Biz de insanları Allah'a davet ediyoruz. Önümüzde Hazreti Muhammed ve bütün peygamberler, onları tasdik eden sahabeler, havariler, şehitler, salihler. Allah bizi bu davadan, bu yoldan ayırmasın. Bizi bu yola hizmet etmeyi şereflendirsin onunla inşallah. Ve bu hizmetle bizi inşallah sevaplandırsın. Bizden razı olsun. İstediğimiz budur yani. İlahi, ente maksudi ve rızaka matlubi. İlahi, ey benim ilahım. Ente maksudi, maksadım sensin. Ve rızaka matlubi, talep ettiğim, istediğim, amacım, hedefim, gayem senin rızandır. Başka bir şey yok. Allah muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Birbirimizi destekleyelim. Birbirimize dua edelim inşallah. Hoşça kalın ve selam.